Next Block ailesinden herkese merhabalar. Ben Barış Bulut. Ben Ahmet Parlak, hoş geldiniz. Evet, bugün neredeyiz? Kuşadası, Davutlar Mahallesi, Termal Bölgesi'ndeyiz. Ormanın hemen altındayız. Site hakkında Ahmet'ten bilgiler alalım. Tabii ki de. Sitemiz 3000 metrekare arazi üzerine kurulmuş. Toplam 10 adet villamız bulunuyor. Evet. Her bir 300 metrekare arsa payına sahip ve ortak bir 80 metrekare havuzumuz var. Evin detaylarıyla ilgili ufak bir hemen metrekare bilgisi vermek istiyorum. Tabanımız 50 metrekare oturuyor. Üst tarafımız 70 metrekare. 120 metrekare net kullanımımız var. Ayrıca 20 metrekare de ufak bir veranda alanımız var. Bununla ilgili zaten detay yapacağız. Geçelim mi? Bir tanıyalım mı siteyi, dönelim mi? Bir bahçeyi hep beraber gezelim. Ortak havuzundan bahsetmiştim Barış. 80 metrekare. Hava çok güzel. Ya acayip güzel bir hava var. Burada hani sanki deniz yakınlığını hiç aramıyorsun. Ben öyle hissediyorum şu an havadan dolayı. Burası denize. Yani denize aşağı yukarı 5 kilometre civarına çıkıyor burası. 5 kilometre. Şehir merkezine de 1,5 kilometre uzaklıkta. Evet, burada bir de yine her videoda hep altını çiziyoruz ama burada izleyicilerimize fiyat performans açısından fiyatın çok uygun olduğunu söyleyelim. Ve burada toplamda 7 adet konumumuz var. Satışa yeni çıktı bu evler. Yaz aylarında iskanlar alındı, ruhsatlar alındı. Yaz aylarında rahat rahat yazlık konseptinde tatillerini yapabilirler. Ahmet Bey'in bahsetmiş olduğu gibi 20 metrekarelik çok güzel ahşap görünümlü dekle sonlandırılmış bir veranda alanı görüyoruz burada. Pergüle beyaz lake ile boyanmış bir pergüleyi burada görüyoruz. Ve sağ tarafta burada her iki eve ait bir ortak kullanım alanı var burada. Buradan bahsetmek istiyorum. Yine burada altyapı kombilerimizin yeri hazır. Termoson yerlerimiz hazır. Burada yine her iki eve ait birer tane sağlı ve solu olmak üzere çeşmemiz mevcut. Burada dilenirse, her iki ev anlaşırsa burayı arkalı ve önlü ön tarafı da kapattıktan sonra buraya depolama alanlık da düşünebilirsiniz. Çok mantıklı bir şey düşündüm. Evet. Ahmet, istersen buradan eve doğru geçiş yapalım. Evi tanıyalım. Evet, evin dış cephesi ve otoparkını da gösterelim izleyicilerimize. Dış cephede barış patlatma taşlar kullanılmış. Evet. Elektrik tesisatları, ne bileyim televizyon tesisatlarının hepsini dışarı çıkarmışlar. Mesela burada ahşap görünüm yapmışlar ama alt tarafında mesela çatıdan giderler falan var. Evet. Balkon giderleri hepsini bağlamışlar. Çok güzel düşünüyorum. Bir de evimizde sadece salon kısmında panjur yok. İzleyicilerimize onu söyleyelim. Evet. Diğer her tarafta, üst taraflar dahil her tarafta panjur sistemimiz mevcut Barış. Salon kapısını da isteğine göre evet yapılabilir. Yazlık konsepti olduğu için sadece alt tarafı açık bırakmış. Evet. Müteahhit. Otopark alanımızı da seninle beraber buradan gösterelim istersen. İki eve ait. İsterseniz ortasını bölersiniz, isterseniz bölmezsiniz. İki arabanın sığabileceği. Evet, her eve bir araç otoparkı var. 10 adet evimiz var. Erkan, tekrardan merhabalar. Merhabalar. Erkan, merhabalar. Evet. Direkt salona geçiş yapalım istersen. Ahmet, izleyicilerimize salona geçişte taban oturumunu tekrardan hazırlatalım. 50 metrekare oturumumuz var net olarak. Pergüle alanımız 20 metrekare. Toplamda 70 metrekare oturumumuz var net. Toplamda 70 metrekare oturum kullanımımız var. Yerlerde 60-100 dilimli kuvar seramik kullanılmış. Burada yerlerden sonra sağ tarafta güzel bir çıtalama sistemiyle. Evet. Müteahhit kuratlarından bir çıtalama sistemi yapılmış. Gayet açık olmuş. Burada tam karşımızda Ahmet. Doğal güzel bir şöminemiz var. Hem alttan üflemeli hem üstten üflemeli Barış. Gayet de güzel. Kış aylarında burada ailenizle güzel vakit geçirebilirsiniz diye. Tabii bir şeyler yudumlayabiliriz yani. Evet. Şömine karşısı boş kalmaz. Şimdiden afiyet olsun. Evet, şimdiden afiyet olsun. Burada internet ve televizyon altyapımız var. Televizyonumuzu buraya koyuyoruz. Aynı çıtalamayı yapmışlar. Bir de Barış, senin sevdiğin gibi süpürgelikleri aynı kapı ve mutfak renginde mint yeşili tarzında. Evet, çelik kapımızdan da bahsedeceğiz evet şimdi. Yine bahsetmiş olduğun gibi tüm pencerelerde ve odalarda elektrikli panjurumuz mevcut. Ve ürünlerin hepsi Winsor'dır. Winsor, evet. Birinci sınıf. Mutfağa geçelim mi? Geçelim. Hadi gel. Yine ada mutfak tarzında yapılmış. Burada çok güzel bir ahşap tezgah düşünülmüş. Yine akabinde burada sol tarafında çivi ston ile sonlandırılmış. Gayet güzel ve şık olmuş. Mutfağımızdan bahsedecek olursak mint yeşili lake ile sonlandırılmış.
Evet, bu da granit tezgahımız. Yine bütün ürünlerimiz Vitra ve Artema olarak sonlandırılmış. Burada da monitör dolu yerimiz. Üst tarafında depolamalarını, yine burada servis penceremizin üst tarafında yine bir depolama alanımız düşünülmüş. Bol bol depolama alanı var. Erkan'dan rica edelim buradan izleyicilerimize çekmeceleri, daha arka, bütün alt tarafını göster. Depolama alanlarını gösterelim. Burada bize ankastre bulaşık makinemizin yeri bekliyor. Onun hemen akabinde alt tarafında depolama alanı düşünülmüş. Evet, senin bahsetmiş olduğun çelik kapı Ahmet. Çelik kapı da yine mutfak ve kapı renkleriyle özel boyama yapılmış. Evet, kendisi normalde beyaz, ahşap beyaz dışarıdan. Evet. Dışarıyı bozmuyor, içeriye girmiyor, içeriği bozmuyor. Bence güzel düşünmüş. Erkan, buradan izleyicilerimize alt kattaki tuvaletimizi göstermeni rica edeceğiz. Burada banyo tercih edilmemiş merdiven altı olduğu için. Buradan ikinci kata isterseniz geçelim. Geçelim. Buyurun. Barış, nasıl diyorsun? Ahşaplar aynı. Mutfaktaki tezgahın aynı rengine kullanmışlar. Evet, alın kısımlarına da Erkan Bey zaten izleyicilerimize gösterecektir. Aynı renkte. Aynı seramik renginde sonlandırma yapılmış. Burada loft bir tavan var. Hem elektrik tesisatı bırakılmış hem oraya led dönülmüş. Ayrıyeten güzel de bir aydınlatma penceresi bırakmışlar. Evet, gün ışığını alıyor. Gün ışığını ciddi anlamda alıyor. Ciddi anlamda alıyor. Yukarıda 3 tane odamız var. Burada odalara girmeden önce hemen metrekareden bahsetmek istiyorum seninle beraber. 70 metrekare net kullanımımız var. Üst katımız var. Yukarıda ebeveyn odamız var. Banyo tuvaleti var. Balkonu var. Yukarıda çift banyo tuvaletimiz var. Evet. İstersen merdivenlerden sonra sağdaki odamıza geçelim. Burada yine aynı şekilde 14 metrekare bir odamız var. Güzel de bir açılır penceremiz var. Zaten L şeklinde bırakmışlar. Hem ışık alması için. Evet Erkan, izleyicilerimize senden rica edeceğim. Buradaki bu eşsiz doğa manzarasını göstermeni rica edeceğim. Güzel de bir dağ manzarası var burada. Termal bölgede olduğumuzu zaten bahsetmiştik. Tavanlar emsallerden birazcık daha farklı var. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Evet, yüksek ve ferah. Bana göre de 3 metre civarında. Aynen. Yine ben... havuz düşünülmüş Ahmet. Havuz manzarada. Düşün, havuz yapılmasına rağmen. Evet. Bayağı yüksek. Evet. Buyurun. Bu da merdivenlerin tam karşısında ikinci odamızı izleyicilerimize gösterelim. Burası çocuk odası olarak bence düşünülmüş. Evet. Şuraya güzel bir gömme dolap yapılabilir veya yüklük tarzında kullanılabilir. Çünkü kör bir cephe. Işık alan taraf yan taraf. Evet. Orada da yatak başlığı koymuşlar. Anladığım kadarıyla Barış şuraya. Evet. Burayı da çek Erkan. Her yerden bu doğa manzarasına hakimiz. Burada izleyicilerimize altını çizelim. Burada denizle alakalı bir şey yok. Burada doğa, doğa, doğa. Buradan da banyomuzu Erkan'dan rica edelim. Büyüklüğünü birlikte gösterelim. Evet. Sen orada, ben burada. Burada Ahmet, istersen izleyicilerimize... Gel Erkan, içeriye doğru gel. Kapıyı kapatacağım çünkü burada 4 metrekare bir banyo tuvalet var. Ortak banyo tuvalet. Çamaşır makinemizi koyma yerimiz. Yine aynı şekilde burada depolama alanları var. Evet. Döndüğünde de zaten orada Barış Bey'i göreceksin. Burada da çok geniş bir 80-120 bir duşakabinimiz var. Yine bahsetmiş olduğumuz gibi tüm ürünler Vitra. Evet, istersen Erkan. Odaya geçiş yapalım. Odaya geçiş yapalım. Burada doktorların bir tavsiyesi var. Evet. Türkiye'de kaz dağlarından sonra ikinci oksijenin bol olduğu Davutlar, Güzelşamlı ve Soğucak bölgesi doktorlar tarafından ne yapıyor Ahmet? Reçeteye yazılıyordu. Evet. Oksijenin olduğunu belirtmek istiyoruz. Ebeveyn banyosunu istersen Erkan sen geç. Evet. Zaten detayda almışsındır şu an onu. Arka tarafta da yine aynı şekilde duşakabinimiz mevcut. Balkonda çıkalım mı sen? Çıkalım. Yine ahşap pergolenin aynısını kullanmışlar Barış. Yani evet, renk geçişlerinde evet, hiçbir hata yapmamışlar. Farkında mısın? Ahşap. Aynı. Çok al. Güzel butik bir site. Renkler çok hoş. Manzara çok hoş. Kuş sesleri çok güzel. Şu esinti, şu aradan gelen bir esinti var ya şu dağların evet, arasından. Bu geçelim istersen. Sen izleyicilerimize... Şu dağ esintisini sen hissediyorsun. Ben de hissediyorum. Evet. Onu izleyicilerimize böyle nasıl verebiliriz diye... Onun hesabını yapıyorum şu an. Çünkü çok güzel bir esinti var burada şu an. Ahmet, diğer videomuzda bahsetmiştik.
Buranın yağmur yağması da, yağmur yağdığında bu manzara ve şimşeklerin çaksında bahsetmiştik. Umarım inşallah bir gün o görseli izleyicilerimize yaşatırız. İnşallah. O gün, yani o görseli kesinlikle yaşamaları lazım. Şuradan akan yağmurla beraber o şimşeklerin çakması var ya. Yazı farklı bir zevkli. Ha, şöyle bir şey var. Bakarsan deniz manzaramız full. Erkan. Evet. İzleyicilerimize buradan göster. İzleyicilerimize. Full deniz manzarası. Biz buna deniz manzarası demiyoruz üst kattan olduğu için. Evet. Yani deniz manzaramız her tarafta var. Ahmet, aslında hava bugün biraz kapalı. Evet. Nem oranı yüksek olduğundan dolayı birazcık. Evet. Deniz aslında çok net gözüküyor buradan. Evet. Geçelim mi aşağı? Kapanmamızı yapalım mı? Yapalım. Hadi geçelim. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Nasıldı Barış her şey? Ağzına sağlık. Erkan, emeğine sağlık. Senin de ağzına sağlık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videolara like atmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, selamlar. Hoşça kalın.